sen ne hakla itip kakarsın benim kızıma ha? Sen nasıl bağırırsın kızıma ha? Yaşar, Yaşar bir dur. Ne oluyor? Tamam bir sakin ol. Bırak Nurhan. Yaşar, Yaşar. Terbiyesize bak. Biz sana bu kızı itip kakasın, bağırıp üzesin diye mi verdik ha? Utanmaz herif. Yaşar ameliyatlısın bir dur. Yaşar baba bizim de bir gururumuz var ya. Ama artık yeter be. Beni bu hale getiren o Yaz denen adamdır. Şunu bir anlayın artık. O ne demek şimdi? Ne yaptı çocuk sana? Ne diyorsun baba sen? Evlendiğimizden beri karımın dibinden ayrılmıyor ya. Sonuçta yaşanan bir şeyler var. Sonuçta bu herif bu kızın eski sevgilisi değil mi baba? Ne var bunda? Çocuk bize iyilik etti. Benim hayatımı kurtardı. Hem Eylül senin karın değil mi? Yaz'la bir alakası kalmadı kızımın. Ne diyorsun baba sen? Ne diyorsun? Bu kız Yaz'ın kafesinde çalışmıyor mu? 24 saat dip dibeler ya. Biz de erkeğiz be, yapma ya. Ya hangi adam ister hamile karısının yanında bir adam dursun be? Fırsatçı bir herif hem de. Tabii, tabii. Biz onun gibi zengin değiliz ya. Bizim öyle şekil arabalarımız yok ya. Ama bizim de bir gururumuz var baba ya. Bizim de bir onurumuz var ya. Bir kere damadınızı tutun be. Allah'ın cezası. Kızım, sen iyi misin? İyiyim baba. Yaşar, Yaşar. Ah be Yaşar'ım, dur gel. Tutun şunu. Heh. Ne yapıyorsun be babacığım? Ha, ne yapıyorsun? Biliyorum. Biliyorum senin baban Yaz. Hissediyorum ben. Bulup ortaya çıkaracağım bunu. Yeter artık. Kurtulacağım bu eziyetten. Nasıl yapar bunu? Nasıl yapar bunu kızıma? Yaşar tamam hadi korkutma beni. Bak ameliyat yerin açılacak. Hadi. Hadi anacığım azıcık sakin ol. Gel otur şöyle. Nasıl sakin olayım Nurhan nasıl? Resmen benim evimde, gözümün önünde kızıma el kaldıracak da ahlaksız. Tamam Yaşar'ım, yeni evliler ya. Olur öyle ufak tefek tartışmalar. Başlarım onun tartışmasına. Benim kızımı itip kakana eyvallahım olmaz Nurhan. O kızın saçının teline zarar gelse benim ömrümden ömür gidiyor. Adam tutmuş kolundan bağırıyor. Kim oluyor da benim kızıma bağırıyor o densiz? Haklısın, haklısın da. Bak sen şu haldeyken... Yok yok. Ben onunla gidip konuşacağım. Yaşar. Kurban olayım bir dur. Bak hastaneden yeni çıktın. Ya şimdi gitsen sen Kore'yi nereden bulacaksın? Adam çekti gitti. Bak sana söz veriyorum. Akşam olsun. Beraberce gidelim konuşalım. Olur mu? Hadi üzme beni. Hadi gel. 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 Yat şöyle hadi. Hadi senin dinlenmen lazım. Ah, ah. Ah Yaşar. Çok ağrıma gitti Nurhan. Öyle kızımın itilip kakıldığını görünce kötü oldum. İçime dokundu. Eylül benim gözümde hala parmağından tutup yanımda yürüyen minik kızım. Nasıl oldu da Eylül bu adama vardı? Düşünüyorum, taşınıyorum, içinden çıkamıyorum. Melek gibi kızımız, Razi'nin o görgüsüz oğluna nasıl gönlünü kaptık? Düşünecek bir şey yok Yaşar. Olan oldu artık. Bizim yapacağımız tek şey, kızımıza destek olmak. Hadi kurban olayım bak. Azıcık dinlen. Ben de sana çorba getireyim. Çorbanı iç, ondan sonra da şu ilaçlarını vereyim. Olur mu? Ah şu kolum çolak kalmayacaktı da. Gücüm kuvvetim yerinde olacaktı. Ben seni bu durumlara düşürür müydüm Eylül? DNA testi için klinikten randevuyu ayarladım. Birazdan arayacaklar. Çok sağ ol. O kadar bekleyerek hata ettim. Şimdiye kadar çoktan yaptırmış olman lazımdı bu testi.
Sırf bebeğin yüzünden o Koray'ın esiri oldun. Haklısın. Bebeğin yazdığın olduğu ortaya çıksın, boşanırsın. Gidip bir de şikayetçi olursun. Haberi olmadan genç bir kızın namusuna göz dikmek neymiş anlar o zaman. Şimdi de sen benim karımsın, bu evlilik gerçek olacak diye tutturdu. İnanmıyorum ya. Terbiyesize bak. Eylül, senin bu işi bir an önce halletmen lazım. O Koray sana bir fenalık etmeden çözmen lazım bu meseleyi. Alo. Tamam, kendisi yanında zaten. Teşekkür ederim. Klinikten seni bekliyorlar. Çok şükür. Bugün hallolacak bu iş. Yazdan DNA örneğini aldın mı? Onu birazdan halledeceğim. Benden yine bir şeyler saklıyorsun Eylül. Sen olmasaydın ben bu kadar kolay halledemeyecektim bu işi. Teşekkür ederim. Bırak şimdi teşekkürü. Eğer benim hakkımı ödemek istiyorsan o Koray'dan bütün bunların hesabını sor. Benim için ancak o zaman sor. Soracağım bir tanem. Söz. Görüşürüz. Ne oluyor Eylül? Yine neyin var da bana söylemiyorsun? Tam duracak yeri buldun. Hadi be hadi. Senin klinikte ne işin var?